Çok heyecanlım. Biraz kamerayı mı silsem? Merhaba. Gerçekten çok uzun ama çok uzun bir aranın ardından yine beraberiz. Başlıktan da göreceğiniz üzere veya gördüyseniz ilginç bir fikirle ortaya çıktım. Uzun bir zamandır kendime soruyordum. Peki senin hobin ne? Ne yapmayı seviyorsun diye. Ve en sonunda buldum. Aslında yapmayı sevdiğim şey benim video çekmek ve videolarımı editlemek. Ama bir türlü yani bir senedir başlayacağım ve bir türlü ben başlayamıyorum video çekmeye. Çok üşeniyordum. Ve en sonunda dedim ki en sert şekilde buna başlamalıyım. O yüzden 30 gün boyunca video çekmeye karar verdim. Mantıklı bir karar mıydı? Bunu sorguluyorum. Ama deneyeceğim. Bilmiyorum. Bence çok eğlenceli olacak. Yurt dışında olan bir şey bu zaten. İnsanlar böyle Christmas'a kadar, yani Noel'e kadar vlogmas dedikleri, hani Christmas onlar da zaten tatilinde de Christmas'a kadar vlog çekiyorlar ve adını vlogmas koyuyorlar. Ben de en sevdiğim YouTuber'ları öyle izliyorum, böyle her gün geldiğinde izlemek falan çok hoşuma gidiyordu. Ben de dedim ki madem bunu yapacaksın İpek, madem başlayacaksın bu şekilde başla. O yüzden başlamaya karar verdim. Bu arada elimdeki de nişan yüzüğü gibi duruyor. Böyle bir şey yok. Şeymiş meğersem. Olmama sebebim buymuş. Yok yok. Anneannemin aldığı yüzük. Böyle bir fikirle geldim. Bence çok eğlenceli olacak. Hem de beni böyle biraz daha moda getirir. Böyle daha iyi amacım olur. Çünkü gerçekten diğer türlü başlamayacaktım. Ama başlamak da çok istiyordum. Çünkü hayatım bence eğlenceli. Ya ben hayatımdan eğleniyorum. Onu da sizinle paylaşmayı zaten çok seviyordum. Ama eskisine göre daha da eğlenceli. En son video çektiğim zamanlarda biraz daha Covid falan vardı. Söylemesi bile garip geliyor. Ama artık daha böyle hani rahat çekiyorum, maske takmama gerek yok falan. Bu da serimizin ilk videosu. Şimdi biraz nasıl yapacağımdan bahsedeyim. Siz bu videoyu 1 Kasım'da izleyeceksiniz. Ben 1 Kasım günü de ama video çekiyor olacağım. Sonra ben 1 Kasım'da çektiğim videoyu 2 Kasım'da yayınlayacağım. Sizin izlediğiniz gün aslında o günden bir önceki gün olacak. Böyle böyle her gün video çekmeyi planlıyorum. Arada haftalık bir gün falan ara verebilirim. O da biraz hani kendimi toplayayım. Biraz böyle yorulursam falan diye haftada bir gün ara verebilirim. Ama bence güzel bir şey olacak. Yani ben çok heyecanlıyım. Heyecanlı bir şekilde buna başladım. Böyle bütün arkadaşlarıma video çekmeye başlıyorum yazdım. Böyle güzel bir şey oldu. Çok uzun zamandır da hayatımda olmadığınız için belki fark etmişsinizdir. Yani en son videomda sanırım saçım uzundu. Artık saçım kısa. Buralarını tam boyamış mıydım onu hatırlamıyorum ama böyle değişik stillere falan gittim. Ama kısa saç mesela size çok yeni. Çevremdeki insanlar yeni olacak çünkü tüm arkadaşlarım neredeyse değişti. Mezun olan arkadaşlarım oldu, yurt dışına giden arkadaşlarım oldu. Değişti böyle çevrem falan da. O yüzden sizi böyle yeni hayatıma aslında sokuyor gibi olacağım. Çok mutluyum. Fark ettiyseniz fazlasıyla da motiveyim, mutluyum. O yüzden ben yapacağıma inanıyorum. Biraz konuşmayı da unuttum. Ama yavaş yavaş böyle alışacağız beraber. Umarım güzel geçer diyelim. Şimdi tabii ki 30 gün boyunca video çekeceğim için her gün vlog tarzımı çekerim. Yoksa arada böyle oturmalı videolar da çeker miyim tam bilmiyorum. O yüzden sizden de aslında biraz video fikirleri istiyorum. O yüzden paylaşırsanız çok sevinirim. Biliyorum biraz böyle hani okul vlogları, ODTÜ ile ilgili vlogları falan çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum. İzlemeyi de çok seviyorum. Çekmeyi de çok seviyorum. Çünkü hayatım yani. Ya genelde bölüm tanıtımı ile ilgili falan videolar falan isteniyor. Çok onlara bu ara girmem. Onu şimdiden söyleyeyim. Ama yani gündelik yaşamımda zaten çektiğim sıkıntıları falan göreceksiniz genelde bölümle ilgili. Neler oluyor falan. Böyle aralarda hani aldığımız derslerden falan bahsederim. Siz izlediğinizden beri ben mezun oldum. Yüksek lisansa başladım. Yine ODTÜ'de, aynı bölümde, aynı labda. Yüksek lisansa başladım. Hani onlarla ilgili de bir sorunuz olursa onlar hakkında da konuşabiliriz. Yani ben böyle olabildiğince bir yüksek lisans öğrencisi olduğum için artık çok fazla ders çalışmıyorum. Şimdiden onu söyleyeyim. Hatta çok 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 az ders çalışıyorum. Ama laba çok fazla giriyorum. Böyle deney falan çok yapıyorum. Hem de siz eskisinden gördüğünüzden beri bizim labımız da çok değişti. Lab tamamen yenilendi. Yarın hatta onu da böyle çekeriz. Güzel lab turu falan yaparız. Size labı da gezdiririm. Ben çok heyecanlıyım. Bilmiyorum. Bence çok güzel olacak. Bu videoyu bence çok uzun tutmayayım. Sonraki günler yeterince uzun videolarımız olacak. Yani 30 gün boyunca beraberiz. Siz düşünün.
Ve bence çok güzel olacak. Güzel şeyler de planladım. Böyle güzel günlük hayatım nasıl geçiyor, neler yapıyorum, onları falan size göstereceğim. Ve güzel eğleneceğiz. Yani benimle böyle arkadaş arkadaşa beraber takılacağız aslında. Benim arkadaşım olacaksınız. Bütün gün benimle dolaşacaksınız. Öyle düşünelim. bir de buna aralog diyeceğim. Çünkü biraz araştırdım. Bu Türkiye'de genelde bu tarz videoları çekenler aralog ismini koymuş. Yani benden çıkmadı aralog ismi. Ben böyle insanlar çok takıyor böyle şeylere ama birkaç YouTube şey videolarına baktım. Onlar da aralogu kullanmışlar. O yüzden ben de aralogu kullanacağım. Yani ben bulmadım. Onu da belirteyim. Sonra böyle yok şöyle böyle falan. Çok yapmayı seviyor insanlar. O topa karışmayayım hiç. Baştan çıksın benden. Bu şekilde. Evet, o zaman sizlerle bir sonraki videoda görüşürüz. Yani yarın görüşüyoruz. Ve 30 gün boyunca da beraber kalıyoruz. O yüzden abone oluyorsunuz. Ya yani olmak isterseniz. Yani isterseniz ben çok mutlu olurum abone olmanıza. Aşağıdan abone olabilirsiniz. 30 gün boyunca beraberiz. Videolarımı kaçırmazsınız abone olursanız. Böylece her gün ben video attığımda da haberdar olursunuz. Videolarımı izlersiniz. Yorum atarsınız. Hatta şey de yapalım. Her videoda ben bir tane emoji söyleyeyim. Videonun sonuna kadar gelip o emojiyi görürseniz yorumlara o emojiyi de atarsınız. Bugünün emojisi de yılbaşı ağacı olsun. Yılbaşı ağacı emojisini attıysanız bilirim ki sonraki günlerde izleyeceksiniz ve takipte kalacaksınız. Ve çok güzel 30 gün geçireceğiz. Yeni yıla da bomba gibi gireceğiz. Çok güzel bir yeni yıl olacak ve her şey çok güzel olacak. Umarım. O zaman sizlerle bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.